kızı için psikiyatrik rapor alacakmış. Ne demek oluyor şimdi bu? Beril'i dinlemedin mi Hale? Kız için sağlıklı karar verme yetisinden yoksun, etki altında kalmaya müsaittir diye yazacak, doktorlar da altına imzayı çakacak. Yani senin oğlunun yularını gevşeten kızın ifadesi yalan olacak. Beril ne diyor bu işe? Ne diyecek ki? Ha? Fiziksel deliller zaten aleyhimize. Tabii ki başa döneceğiz. Ne oldu Haleciğim? Yüzünde güller açıyordu, bir anda soluverdi. Kızın ifadesinden sana ne? He? Ne bu surat? Hani oğlundan çok emindin ya. Olay nedir? Ha işte, yılın sorusu. Olay nedir? Olay nedir? Bir dakika, bir saniye. İrem nerede? Babasının avukatlarıyla toplantı yapıyor anne. Ne oluyor? Dur. Müjdeyi babası versin ona. Annesi kızı psikiyatrik değerlendirme için heyete sokacakmış. Ne oldu? Ha? Ne oldu Beyzadem? Bir an böyle kal geldi, sesin soluğun kesildi. Hani böyle çok rahattın ya, böyle sallana sallana ifade veriyordun ya. Ben hala rahatım baba. Heyet okey. Beni bozmaz. Onu bozmazmış. Onu bozmazmış. Konuşabilirsin. Benim. Hiç haber vermedin. Annem beni yakaladı diye başım belaya girmedi değil mi? Sence annemin bunlarla uğraşmaya hali kaldı mı? Benimle uğraşıyor ama. Bak, eğer şu para meselesini ima ediyorsan, benim annem tuzağa düştü. O adamdan 5 kuruş para almadı. Ben heyetten bahsediyorum Ela. Ne heyeti ya? Süper. Haberim bile yok. Akıl sağlığın sorgulanmak üzere Ela. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ben demiyorum. Annen söylüyor Ela. Mahkemede söylediklerini geçersiz hale getirmeye çalışıyor. Bak, benim için dert değil. Ama çok uzadı, bitmiyor Ela. Hayatıma devam edemiyorum, delirme noktasına geldim artık. Boğuluyorum. Ama kendime de güveniyorum, tamam mı? Seni de bu yüzden aradım. Lütfen ne olacaksa olsun artık, yap bitir şu işi. Ve devam edelim. Bana ne zaman söyleyeceksin anne? Bir oda dolusu doktorun karşısına oturduğumda mı? Nereden öğrendin desem çok aptallık etmiş olurum değil mi? Eller kollar uzun, kulaklar kesik. Duyar duymaz korkusundan seni aradı tabii. Neden benden sakladın? Stres olma diye. Böyle olmasın. Seni vazgeçirmek için beynini yıkayacak vakit bulamasın diye. Bir an önce olsun gitsin diye. Bu biraz alçaltıcı değil mi? Benim akıl sağlığımın sorgulanması. Böyle söyledi sana değil mi? Anne. Akıl sağlığın sorgulanmayacak. Sağlıklı düşünebiliyor musun? Sağlıklı karar verebiliyor musun? O gün mahkemede söylediklerin gerçekten o gece yaşananlar mı? Yoksa senin inandırıldığın masalı mı anlatıyorsun? Heyet buna karar verecek. Var mı bir itiraz? Yok. Peki eğer sonuç senin istediğin gibi çıkmazsa, o zaman sonuca itiraz edecek misin? Ben gerçeği istiyorum. Gerçeğe itiraz edilmez. Ilgaz ailesinin en büyük silahı Ela Yüksel'in beyanıydı. Kanlı kazak, mobese görüntüleri, fiziksel delillerin gücünü bile hafifletti o beyan.
İlker Ilgaz'ın fiziksel delilleri açıklayan ifadesi, Ela Yüksel'in beyanı geçersizse çöp. Evet. Ela'nın manipüle edildiği onaylanırsa İlker'in silahı elinden düşecek tabii. Ve bu bizim için olabilecek en iyi senaryo. Ama bir de kötü senaryo var. İrem Hanım'la 3 saat çalıştık. Elimizde baştakilerden farklı hiçbir şey yok. Sizin Bahar Yüksel'le olan fotoğraflarınız ve Bulgaristan'daki cenaze dışında. Bunlar da kesinlikle aleyhimize. Devam etmene gerek yok canım. Her şey ortada. Eğer Ela gerçeği hatırlıyor ve doğru söylüyorsa... İpin ucunda biz varız Harun Bey.